Ben VIP Venüs Güzellik Merkezi işletmecisi Aysel Kılıç. 1995'ten beri bu sektördeyim. Hilton'da, Sivas Caddesi'nde, Hastane Caddesi'nde ve Venüs'te birçok şubelerim oldu. Yıllardır, 27-28 yıldır ben bu sektördeyim. Ahilik ödülüne de çok gururla taşıdığıma inanıyorum. Çünkü Kayseri'de ben 8 yıl estetisyen yetiştirdim, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Şu andaki Kayseri'de bütün merkezlerde benim yetiştirdiğim bir elemanım vardır. Kayseri'de bir duayen olduğumu biliyorum. Biraz ukalaca bir söz ama hepsi benim çocuklarım. Hepsiyle de gurur duyuyorum. Şu anda bütün merkezlerde benim yetiştirdiğim bir kızım, bir oğlum vardır. Ahilik demek bana göre dürüstlük demek, fedakarlık demek, hoşgörü demek, iyi niyet demek, cömertlik demek. Ve elinizdeki bir ham maddeyi yetiştirip halka ve topluma güzel bir insan olarak sunmak demek. Çünkü çocuklarımızın birçoğu bize çok küçük yaşta geliyorlar. Çok erken geliyorlar. Onlara mesleki eğitim yapıyoruz. Hem okul hem biz mesleki eğitim yapıyoruz. Dolayısıyla insan olmanın bütün vasfı demek bana göre ahilik. Ve bunu da gururla taşıdığımı biliyorum. Kendi mesleğimle ilgili sık sık ödül almışımdır ve çok eski olduğum için mesleğimde işimi en güzelini yaptığım için, çünkü Kayseri'ye bütün ilkleri getiren biri olarak ödül çok alıyorum. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Çok emeğim var çünkü benim. 28 yıl dediğim gibi. Türkiye'yi bırakın, mesleğimle ilgili dünyada gitmediğim ülke kalmadı. Emek var. Dolayısıyla bu benim hakkım gibi oluyor. Tabii ki onur duyuyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim bu konuyla ilgili ama biraz emek lazım. Şu andaki gençler biraz çok çalışmayı sevmiyor. Bizler gerçekten çok çalışkandık ve bir şey eğitimini aldığımız zaman gece gündüz onun üstünde dururdu. Örneğin ben bir 20-23 yıl öncesi ilk profesyonel makyaj eğitimi aldığımda benim çocuklarım çok küçüktü. Hatta 25 yıl öncesi. Benim elimde fırçalarımı falan gördükleri zaman çocuklar, annem yine fırçaları almış saklan derdiler. Ben gece gündüz çocuklarımda bile çalıştığımı hatırlıyorum. Şu andaki gençler çok hırslı değiller. Arkadaşlar, en önemlisi şu bana göre, önünüze bir hedef koyup o hedefe gerek yürüyerek, gerek koşarak, gerekse sürünerek ulaşmak. Hedefiniz olsun. Şu andaki gençlerimizin çok hedefinin olmadığını düşünüyorum. Bunu da söylerken onları irit etmek değil derdim. Kolay ulaşıyorlar çünkü her şeye şu anda, onun etkisi diye düşünüyorum. Ben herkesi seviyorum. Yani insanların her halini seviyorum. Dolayısıyla şunu yapın, bunu yapın, şöyle olun, böyle olun gibi bir sözüm yok. Ama idealist olmak gerekiyor. Ne istediğini bilmek gerekiyor. Ve yarına da umutla bakmak gerekiyor. Hani gençlerimizde şu oluyor. Çok yarına karanlık bakıyorlar, ümitsizler falan filan. Hayır. İnsan istediği her şeye çok kolay ulaşabilir arkadaşlar. Bir hedef olmalı. Ahiliğin anlamı da insan olmak.